till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Yakın Markaç kanalından hepinize merhaba. Bu videoda Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Yağım'ın kariyerine, Fenerbahçe ile transfer sürecine, oyun tarzı ve Fenerbahçe'de başarılı olup olmayacağına ve gollerine bakacağız. Daha fazla transfer ve Fenerbahçe videosu için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe bir isim ile daha anlaşmaya vardı. Mehmet Yağım ile görüşen Ali Koç her konuda anlaşırken Fenerbahçe Kasımpaşa ile görüşmelerde sona yaklaştı. Birçok yerden alınan bilgilere göre Harun Tekin artı bir miktar para olarak bu transfer çözülecek gibi duruyor. Ama bazı haber kaynakları da Deniz Türüc'ün de kiralık olarak verilebileceği yönünde haberler de taşıyor. Fakat transfer büyük olasılık ile Harun Tekin artı bir miktar para şeklinde olacak. Daha önce Caner, Mert Hakan, Gökhan, Novak ve son olarak da Jose Sosa ile anlaşan Fenerbahçe bir transferinde de son noktayı koyacak. Bu arada Marius Lemos, Astos ve Sar transferlerinde bir gelişmesi olması halinde kanalımızdan bu transferlerle ilgili bilgileri de vereceğiz. Oyuncunun kariyerine öncelikle kısa bir bakış yapacak olursak, 27 yaşındaki Mame Baba Thiam gerçekten iyi takımlarda forma giymiş bir isim. Senegalli golcü futbol kariyerine Inter alt takımlarına başladıktan sonra Inter U19 takımına alındı. Daha sonra sırasıyla Avellino, Inter A takımı, Juventus, Zultavaregen, PAOK, Esteghlal, Ayman Kulüp ve Kasımpaşa takımlarında forma giydi. Özellikle Kasımpaşa forması ile iyi bir sezon geçiren futbolcu bu sezon Kasımpaşa forması ile 12 gol attı, 5 de asist yaptı. Oyuncunun özelliklerine bakacak olursak 4-3-3, 4-2-3-1 formasyonlarının ofansif sağ ve sol kanadı ile ileruçtaki pozisyonları en etkili olduğu pozisyonlar. 4-4-1-1 taktiğinin sağ kanadında da başarılı maçları var. Bir diğer başarıyla performans gösterebildiği pozisyon ise 4-4-2 formasyonunun forvet bölgesi. Ayrıca henüz Senegal adına hiçbir milli formayı giymedi. Sol kanat ve forvet mevkilerinde oynayan futbolcu kanat forvet tipinde bir oyuncu. İlk bakışta Thiam bir hücum oyuncusu olarak hırslı yapısı, sağlam fiziği ve 1.85'lik boyuyla dikkat çekiyor. Uzun boya sahip oyuncuların genelde dezavantajlı olan hız konusu onun için pek geçerli değil. Aksine hızını gücüyle birleştirerek kanatta zapt edilmesi zor bir oyuncu konumuna geliyor. İkilenli mücadelelerden hiç çekinmeyen Thiam, koşu yoluna atılan paslarda topla buluştuğunda çok etkili oluyor. Oyun stili olarak da ver kaça girmeyi seviyor. Adam eksiltme konusunda da başarılı. Sırtı kaleye dönük oynayabilmesi, forvet bölgesinde de zaman zaman şans bulmasına olanak sağlıyor. Bitiriciliği ile bir kanat oyuncusu için yeterli bir seviyede diyebiliriz. Thiam'ın gözle görülür bir pozisyon bilgisi de var. Bu özellik Inter altyapısında ona katmış olduğu önemli bir artı. Arkadaşlarından pas almak için doğru bölgeler hareketlenen Thiam bu şekilde rakip defansa tehdit yaratabiliyor. Dikkat çeken bir özelliği ise top rakipteyken defansına sağladığı katkı. Doğru yer tutması ve pres yapmayı sevmesi birçok pozisyonda takımına top kazandırmasını sağlıyor. Her iki ayağında kullanabilen hücum oyuncuları çok değerlidir. Thiam sol ayağını biraz daha etkili kullanmaya başlarsa oyunu bir seviye taşıyabilir. İsabetli ortalarını arttırmalı. Böylece kanattan yaptığı koşular ve topla içeriye kat ettiği pozisyonlar onun adına daha çok pozitif sonuçlanabilir diyebiliriz. Uygun durumdaki arkadaşlarını bulmakta zorlanmıyor. Hırslı yapısı kariyeri için artı. Fakat zaman zaman hırsına yenik düşmesi onun kart problemine girmesine sebep oluyor. Oyun tarzı geçen sezon izlesek de özet olarak böyle. Mbaye Niang, Victor Ibarbo, Cedric Bakambu ve Musa Sow gibi oyunculara stil olarak benziyor. Ayrıca oyuncunun idolü de Musa Sow. Oyun tarzı, dribbling stili olarak Mbaye Niang'a benzeyen bir oyuncu. Uzun boyuna rağmen hızı ve bitiricilik yönlerinde Ibarbo ve ülkemizde başarıyla oynamış Bakambu'ya da çok sayıda benzerlik gösteriyor. Fenerbahçe'de net bir forvet olmasa da yanına alınacak iyi bir oyuncu ile forvet oynayabilir. Ayrıca kanat oynadığı zamanlarda da takım arkadaşlarını yer açabilecek bir oyuncu. Katkı yapabilir o bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Umarım oyuncu iyi bir uyum sağlayıp Fenerbahçe'de başarılı olabilir. İzleyip göreceğiz. I'm feeling.
daha fazla transfer, Fenerbahçe ve Süper Lig videosu için kanala abone olmayı unutmayın.